Young. Celali isyanları Osmanlı Devleti'nin en önemli siyasi konulardan birisi. Kendi iç yapısının içinde ortaya çıkan çok büyük karışıklıklar. Niye böyle bir ad verildi? Aslında 17. 16. ve 17. yüzyılın önemli bir sorunu olmasına rağmen bu 16. yüzyılın başında Yavuz Sultan Selim döneminde 1519 yılında Tokat yöresinde Celal isimli birisinin çıkardığı isyandan dolayı benzer nitelikte daha sonra çıkan bütün isyanlara böyle bir ad verilmiştir. Dolayısıyla bu isyanların başlangıcını Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren başlatmak mümkündür. İsyanın çok farklı nitelikleri var. Biz isyan diyoruz ama önce isyanın isyan olup olmadığını tartışmak gerekir. İsyan devlet otoritesine veya hükümete bir başkaldırı anlamını içinde taşır. Oysa buradaki isyanlar pratikte devlet otoritesine bir başkaldırı değildir. Bir başkaldırı vardır, söz konusudur ama devlet bu başkaldıranları, isyan edenleri öncelikle bir arabulucularla ne yapıyor? Görüşme yapıyor, isteklerini dinliyor ve bunların çoğu da başka bir bölgede kendisinin sancakbeyi ya da vali olarak görevlendirilmesiyle isyanın sona erdirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla isyanlar bir devlet görevlisiyle isyancılar davet edildiği zaman hemen sona eriyor. Dolayısıyla isyan eden devletin kendisine veya Osmanoğullarına değil, orada meydana gelen bir takım haksızlıklara yönelik olduğunu görüyoruz. Bir başka Celal isyanların muhtevasında din faktörü söz konusu. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ön planda isyan edenler, mesela 3. Selim döneminde isyan eden, bu isyanların tümüne de adını veren Celal, daha ziyade Safevi Devleti'nin propagandası sonucunda Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş bir kişidir. Dolayısıyla heterodox bir karakteri vardır. Yani daha açık bir ifadeyle söyleyeceksek, bu isyancıların çoğu milli kimlikleri Türkmen ve dini karakterleri de Alevi nitelikte şeylerdir, kişiler, gruplardır. Bu da bu isyanların Alevi olduğuna veya dini karakterli olduğunu göstermez. Her ne kadar böyle olsa da. Bunun böyle olmasının nedenlerden birisi, bir kere yarı göçebe nitelikte yaşayan Türkmenler, Osmanlı Devleti giderek güçlendikçe göçebe grupları kontrol altına almaya çalışıyor, yerleştirmeye çalışıyor, yerleşik hayata.
Fakat Türkmenler de bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla buradan çıkan bir isyan var. Renk dinden ziyade, her ne kadar bir tarafta Sünni, bir tarafta Sünni karşıtı düşünce varsa da özünde bu böyle değil. Yerleşik hayata geçme ve geçmemeyle ilgili bir sorun var. İkincisi, Safevilerin bu Türkmenleri kullanmayla ilgili bir önemli bir miktarda baskı var, propaganda var. Üçüncüsü, bu dönemde sadece Osmanlı'da değil, bütün Avrupa'da görülen bir gelişme var. Müthiş bir nüfus artışı var. Dünyanın başka bölgelerinde de söz konusu. Osmanlı Devleti bu sorunları görmekte, çözmekte becerikli olamamış. Olamadığı için nüfus artışını çözememiş. Çözemediği için, yani nüfus artışını nasıl çözecek? Artan nüfusa yeni iş alanları yaratmada sıkıntı çekmiş. Bu insanlar iş güç sıkıntısı çekince de başka bir biçimde, işte Celali isyanları dediğimiz biçimde isyan ederek ortaya çıkmış ve problemi kaynağından çözmek yerine isyanları askeri tedbirlerle bastırmak adına çözümler üretmeye çalışmış. Neticede bu konuda dar bir çözüm elde ettiyse de Osmanlı Devleti askeri tedbirlerle veyahut da bu isyancıları başka yerlerde, Sancakbey'i, subaşı veya vali gibi alanlarda görevlendirmek suretiyle çözdüyse de kaynağını kurutmadığı için değişik zamanlarda bunların tekrar nüfuz ettiğini, başka isimlerle ortaya çıktığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Celal isyanları bakıldığında bir devlete başkaldırıdan öte eşkıyalık hareketler olduğunu, bir takım haksızlıklara veya bölgenin valisine veya bir başka Yeniçerilerle sipahilerin birbirleriyle çıkar çatışmasına girmesi nedeniyle ortaya çıktığını, hiçbirinin şey hariç, Halep'teki Can Polatoğlu isyanı hariç, niye Can Polatoğlu isyanı hariç? O bir bağımsızlık hareketi, çünkü köken olarak halen bugün Lübnan'da Can Polatlar hükümetin önemli bir ailesi olarak varlığını devam ettiriyorlar. Bunlar Türk kültürü ve Türk geleneğinin bir parçası olmadıkları için Osmanlı Devleti'nden bağımsızlık talebini de bulunabiliyorlar. Onu 1610 yılında Osmanlı Devleti bastırıyor, öldürüyor. Ancak diğer Anadolu'da çıkan, Balkanlar'da çıkan isyanların yeni devşirme kökenliler dahi olsa, onlar devlete karşı isyan etmiş veya Osmanlı padişahını yerinden edip yerine biz geçelim, iktidarı değiştirelim anlamını taşımıyor. Tamamen düzensizliğe, kanunsuzluğa, kendisinin de yarattığı, aslında bir parçası da kendisi olan kanunsuzluklara, düzensizliklere karşı çıkmak anlamına ve bunu protest ederken de ortalığı eşkıyalık hareketleriyle, kanunsuz hareketlerle dolduran, devletin de çözüm olarak derdin ne diye gelip sorduğunda, derdini anlattıktan sonra tamam seni gel şuradaki bölgeye yönetici olarak atayalım dediğinde isyanı çoğunlukla bitirdikleri bir siyasal, sosyal olay olarak ortaya çıkmıştır.